Herkese merhabalar. Gül Mutfağım kanalıma hoş geldiniz. Bugün mutfağımızda yaz turşusu var. Domates ve salatalık ile birlikte karışık hazırladığım bu nefis turşu bir hafta içerisinde tüketilmeye hazır olacak. Haydi hep beraber nasıl hazırladığım öğrenelim. Önce turşu suyumuzu hazırlıyoruz. Bunun için 3 yemek kaşığı kaya tuzunu geniş bir kabın içerisine alıyorum. Hazırladığımız bu turşu suyu 1 litrelik su için geçerli olan ölçüler. 1 su bardağı sirkeyi bardağımıza dolduruyorum. Bardağımız 200 mililitrelik. Sirkemizi de kaya tuzumuzun üzerine döküyorum. Ve 4-5 adet limon tuzunu ve 1 yemek kaşığı toz şekeri ilave ettikten sonra 1 litre suyu kabımıza alıyorum ve limon tuzunu, kaya tuzunu, şekerimizi iyice karıştırarak eritiyorum. Hazırladığımız bu turşu suyu 1 litrelik su ölçüsü için geçerli. Biz şimdi hazırlayacağımız turşumuz 5 litrelik bir bidon için hazırlayacağız. Ve ne kadar turşu suyu gerekir ölçüsünü size vereceğim. İyice erittikten sonra 1 litrelik turşu suyu bize yetmeyeceği için tekrar 1 litrelik daha hazırlıyorum. Gene aynı şekilde 3 yemek kaşığı kaya tuzunu suyumuzun içerisine alıyorum. 200 mililitrelik su bardağı ile 1 su bardağı da üzüm sirkesi kullandım. Üzüm sirkesini ilave ediyorum. 1 çay kaşığı olacak kadar da limon tuzu ilave ettim. 1 yemek kaşığı silme toz şeker de kattıktan sonra iyice karıştırıyorum. Tuzumuz ve limon tuzu, toz şeker hepsi suyumuzun içerisinde güzelce erimesi için karıştırıyorum. Evet, şimdi turşumuzun içerisinde kullanacağımız sarımsaklarımızı ayıklamaya geçiyorum. Bir baş sarımsak kullanacağım. Sarımsaklarımı tanelerine ayırdım ve suyun içerisinde beklettim. Yaklaşık 15-20 dakika kadar bekledikten sonra gördüğünüz gibi kabuklarından o kadar kolay bir şekilde ayrılıyor ki hemen kabukları çıkartıyorum ve bütün sarımsak tanelerimizi temizlemiş oluyorum. Evet, bütün sarımsak tanelerimizin hepsini temizliyorum. Kabuklarından soyup hepsini hazırlıyorum. Turşumuzda kullanacağımız salatalıklarımız ve domateslerimiz de güzelce yıkandı ve temizlendi. Hazırladım. Şimdi 5 kilogramlık bir bidon aldım. Bidonumuzun tabanına şöyle bir avuç 8-9 adet olacak şekilde nohutları serpiyorum. Ve 3 diş de sarımsak bıraktım. Ve salatalıklarımıza sivri uçlu bir bıçak ile kesikler atıyorum. Bidonumuzun içerisine yerleştirmeye başlıyorum. Domates turşusu da çok seviyorum ben ve domateslerimiz az olgunlaşmış, hafif kırmızılaşmaya başlamış domatesleri seçtim. Çok fazla olgun olmayan ve sert olan domatesler. Onları da tam ortadan kök kısımlarından kesik atarak yerleştirdim. Salatalıklarımıza da birer tane kesik atıyorum. Ve bidonumuzu doldurmaya devam ediyorum. Bu şekilde tam ortadan bir kesik attım gördüğünüz gibi kök kısmından domateslerimize. Salatalık ve domates şeklinde
rastgele yerleştiriyorum sığabileceği şekilde. Kırmızı domatesle yapacağınız turşunuzu mutlaka tarla domatesi almaya özen gösterin. Eğer pazarlarda rastlarsanız, bulabilirseniz tokat domatesi tercih etmenizi öneriyorum sizlere. Çünkü turşunun lezzeti çok daha farklı ve çok daha güzel olacaktır. Şimdi eriklerimiz vardı. Eriklerimizi de güzelce yıkadım ve turşumuzun içerisine eriklerimizden de ilave ediyorum. Erik turşusunu ayrıca yapacaktım ama sağ olsun çocuklarım eriklerimi bitirmişler. Ben de bu şekilde salatalık ve domates turşumun içerisine katacak kadar kaldığı için böyle değerlendirdim. Evet, turşu bidonumuzun yarısına geldik. Domateslerimizi ve salatalıklarımızı yerleştirirken aralara eriklerimizi de serpiştiriyoruz. Sizler dilerseniz aralara sarımsak da serpiştirebilirsiniz. Ben sarımsağı en son katıyorum. Turşumuzu güzelce kuruyorum. İnşallah kütür kütür bir turşu olacak. Çıkarttığım zaman farklı bir tarifte sizlere turşumu da göstereceğim. Şimdi nasıl yapılır görmeniz için hemen bu şekilde yayınlıyorum. Ama turşumuz olduğu zaman, yenilebilir duruma geldiğinde sizlere yanına farklı bir tarif hazırlayıp mutlaka göstereceğim. Beni ve kanalımı takip etmeye devam edin. Eğer abone değilseniz abone olun ve bildirim zilini açın. Ve yeni gelecek olan videolardan ilk önce sizler haberdar olun. Artık bidonumuz tamamen doldu sayılır. Ve bütün sarımsaklarımı da üzerine serpiyorum. Bir büyük baş sarımsak kullandım. Ve sarımsakların tüm dişlerini ayırıp kabuklarını soydum. Hazırladım. Bidonumuzu doldurduk gördüğünüz gibi. Evet, artık şimdi turşu suyumuzu turşu bidonumuzun sebzelerimizin üzerine dökme vakti. Önce 1 litrelik hazırladığım suyumu döküyorum. Diğer kapta hazırladığım 1 litrelik suyu da döküyorum. 2 litre oldu. Ve daha gerekiyor demek ki. Tekrar hazırladım. Şimdi 3. litreyi döküyorum. Tekrar yarım litre daha döküyorum. 5 litrelik bir bidon içerisine kuracağımız turşumuz için 4 litre turşu suyu hazırlamamız gerekiyor demek ki. Tam ölçü olarak 4 litrelik turşu suyu hazırlarsanız size yeterli gelecektir. Gördüğünüz gibi üzerini geçecek kadar turşu suyu ile doldurdum ve artık maydanoz ile de en son kapağını kapatacağım. Maydanozlarımızı da yerleştirdim. Şimdi turşumuzun üzerini kapatıyorum. Turşumuzun kapağını Bismillahirrahmanirrahim diyerek kapatalım. Çünkü suyun hafızasına en güzel sözü yazalım ki bize de hazırladığımız her şey hayırla, güzellikle geri dönsün. Yapacak olan herkese afiyetler olsun diyorum. Mutlaka sizler de çok çabuk oluşacak ve kolayca tüketmeye hazır olacak bu yaz turşusunu hazırlayın ve sevdiklerinize ikram edin. Tekrar görüşebilmek dileğiyle kendinize çok iyi bakın. Kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Hoşça kalın.